Merhaba arkadaşlar. Güzel bir finansal analiz sorusuyla karşınızdayız. 29 Nisan 2023 tarihindeki sınavda çıkmış bir soru. Bir işletmenin bilançosuna genel toplama göre yapılan dikey analiz sonucunda bazı bilanço kalemlerine ait hesaplanan dikey yüzdeler aşağıdaki gibidir. Dönem varlıklar %35, kısa vadeli yabancı kaynaklar %45, öz kaynaklar %30. Yalnızca bu bölgelere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. İşletmenin duran varlıkları dönem varlıklarından daha fazladır. B. İşletmenin kısa vadeli borçları uzun vadeli borçlarından daha fazladır. C. İşletmenin cari oranı birden küçüktür. D. İşletmenin duran varlıkları sürekli sermayesinden daha azdır. E. İşletmenin finansal kaldıraç oranı 0,5'ten büyüktür. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir soru. Finansal analizin birçok kavramını öğretmeye yarayan bir soru. Bu soruda e, birçok şey öğreneceğiz. Bakın öğreneceklerimiz şunlar. Dikey analiz, cari oran, devamlı sermaye ve finansal kaldıraç. Bu kavramları ve varsa formülleri de öğreneceğiz arkadaşlar bu sorunun çözümünde. Lütfen dikkatlice takip edin. Bu soru gerçekten çok güzel ve faydalı bir soru. Çözüme geçelim. Önce e, klasik bir Kısa bir bilanço yapalım. Çünkü dikey analizde, finansal analiz yaparken dikey analizde söz konusu bilanço ise aktif ve pasif toplamları gösterecek şekilde kısa bir e, bilanço formatı yapmamız gerekiyor. Bu şekilde e, dikey analizde bize verilen, soruda bize verilen oranları yerleştirmemiz gerekecek arkadaşlar. Bakın e, soruda çok fazla rakam yok. Sadece yüzdeler var. Dolayısıyla e, yorum sorusu yani analiz edip yorumlama istiyor bizden. Şimdi dikey analizde arkadaşlar aktifler ve pasifler 100 kabul edilir. Bunu daha önceki videolarda söylemiştim. Bu finansal analizin temel kurallarından biri. Yani söz konusu bilanço ise aktiflere de pasiflere de Dikey analizde %100 yazıyoruz. Soru diyor ki dönem varlıklar %35'miş. Hemen yerleştiriyoruz. Dönem varlıkların karşısına %35 yazıyoruz. Peki dönem varlıklar %35 ise duran varlıklar ne olur? Otomatik olarak 65 olur. Yani 100 eksi 35'ten 65. Soru diyor ki kısa vadeli yabancı kaynaklar %45. Yazalım kısa vadeli yabancı kaynakların karşısına yüzde 45 yazıyoruz. Yine öz kaynaklar yüzde 30 diyor, onu da yazıyoruz. Peki pasif toplamına göre yani kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar artı öz kaynaklar pasif toplamı olduğuna göre yüzde 45 artı yüzde 30 yüzde 75 yapar. E geriye kalan yüzde 25'te uzun vadeli yabancı kaynaklar olur. Yani şu ana kadar basit matematik yaptık arkadaşlar. Şimdi e, dikey analizde daha güzel, daha iyi anlamanız için e, soru bize rakamları vermemiş. Sadece yüzdeleri vermiş ama buraya e, rakamları da yazabiliriz. E, çünkü soru kapsamlı bir soru. E, dediğim gibi e, cari oranı öğreneceğiz. Sürekli sermayeyi öğreneceğiz e, yorum yaparken. Bakın ee, rakam yazmaya çalışalım yani oranlara göre. dönem varlıklar %35 olduğuna göre 35 bin olsun. Duran varlıklar %65 diyor 65 bin olsun toplamı 100 bin olsun. Aynı şekilde pasif tarafında da kısa vadeli yabancı kaynaklar 45 bin olsun. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 25 bin ve öz kaynaklar 30 bin olsun. E, toplamlarda 100 bin 100 bin yani aktif ve pasif toplamı eşit. Şimdi buna göre yorum yapmaya çalışalım. Bakın ee, A şıkkına bakalım. İşletmenin duran varlıkları dönem varlıklarından daha fazladır. İşletmenin duran varlıkları dönem varlıklarından daha fazladır. Duran varlıkları 65 bin, dönem varlıkları 35 bin. Evet doğru gözüküyor. Yani 65 büyüktür 35. Ya da 65 bin büyüktür 35 bin. Çok e, kolayca buna ulaşabiliriz. İşletmenin kısa vadeli borçları uzun vadeli borçlarından daha fazladır. Kısa vadeli borçlar 45 bin, uzun vadeli borçlar 25 bin. E bu da doğru gözüküyor. İşletmenin cari oranı birden küçüktür. Evet, şimdi geldik cari orana. Şimdi cari oranın formülü dönem varlıklar bölü kısa vadeli yabancı kaynaklar. Bakın yukarıya yazdım arkadaşlar. Dönem varlıkları kısa vadeli yabancı kaynaklara bölersek cari orana ulaşırız. Hemen Excel'de yapalım bunu. Dönem varlıklar 35 bin, kısa vadeli yabancı kaynaklar 45 bin. 35 bin bölü 45 bin yapıyoruz. Cevabımız 0.78, yani birden küçük bir oran. C şıkkı da doğru gözüküyor. Yani işletmenin cari oranı birden küçük gözüküyor, doğru. D şıkkına bakalım. İşletmenin duran varlıkları sürekli sermayesinden daha azdır. İşletmenin duran varlıkları sürekli sermayesinden daha azdır. Duran varlıkları 65 bin. Peki sürekli sermaye nedir? Şimdi bunu öğreniyoruz. Arkadaşlar sürekli sermaye ya da diğer adıyla devamlı sermaye işletmenin uzun vadeli yani pasif taraftaki uzun vadeli yabancı kaynakları ile öz kaynaklarının toplamıdır arkadaşlar. Bunu da bir formülle ifade edebiliriz. Yani uzun vadeli yabancı kaynaklar artı öz kaynaklar dediğimiz zaman bize sürekli sermayeyi verecektir. Şimdi D şıkkında diyor ki işletmenin duran varlıkları sürekli sermayesinden daha azdır. Şimdi işletmenin duran varlıkları 65 bin. Sürekli sermayenin formülünü yazdık dedik ki uzun vadeli yabancı kaynaklar artı öz kaynaklar. Yani 25 bin artı 30 bin. Bakın ee, topluyorum 25 bin artı 30 bin 55 bin arkadaşlar. E, duran varlıklar 65 bin. O zaman D şıkkı yanlış oluyor. Yani duran varlıklar 65 bin sürekli sermaye 55 bin 65 bin 55 binden daha az değil daha fazla. Yani D şıkkı söylenemez şeklinde bir sonuca ulaşıyoruz. Peki bir de E şıkkına bakalım. İşletmenin finansal kaldıraç oranı 0,5'ten büyüktür. Evet yeni bir kavramımıza geldik. Finansal kaldıraç. Finansal kaldıraçın formülü de toplam borçlar. Toplam borçlar bölü aktif toplama ya da aktifler diyebiliriz kısaca. Yani şirketin, işletmenin toplam borçları kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamını toplam aktife bölüyoruz. Bu da bakın kısa vadeli yabancı kaynaklar 45 bin artı uzun vadeli yabancı kaynaklar 25 bin toplamı ne yapar? 70 bin. 70 bin bölü aktif toplamı. aktifte de 100 bin. 70 bin bölü 100 bin 0,70 arkadaşlar. O zaman ne oluyor? E şıkkına bakalım. İşletmenin finansal kaldıraç oranı 0,5'ten büyüktür ve bu da doğru oluyor. Yani 0,70 0,5'ten büyük oluyor. Ve sonuç olarak arkadaşlar ee, sorunun cevabı D şıkkı oluyor.